insan ayağa kalkıyor. Lisa Berry Dişi aslanlar ışıkta yaşar ve karanlıkta avlanırlar. Kötü kişiler işledikleri suçtan ötürü huzursuzdurlar ve kendilerini kovalayan olmasa bile kaçmaya hazırdırlar. Oysa dürüst insanlar, aslanlar gibi rahat, kendinden emin ve cesurdurlar. Süleyman'ın özdeyişleri 28. bölüm 1. ayet Dişi aslanlar yalnızca doğuştan neyi yapabileceklerini ve iyi yaptıkları şeyi nasıl yapacaklarını bilmekle hüner kalmazlar. Aynı zamanda yaşamları nispeten sade ve kolaydır. Yorgun olduklarında dinlenir ve aç olduklarında da avlanır ve yemek yerler. Bunun dışında çoğunlukla birbirleriyle oynarlar. Dişi aslanların yarı uykulu bir şekilde etrafta dolaştıklarını görmüş olabilirsiniz. Hatta bazen güneşin sarı ışınları altında sırtları üzerinde daha sonrası için enerji toplayan güneş panelleri gibi dinlenirler. Etrafta zıplayıp duran yavrular bile dinlenmekte olan dişi aslanlardan herhangi bir tepki alamaz. Ara sıra bir yavru bir engeli geçmeye kalkıştığında en yakın anneden isteksiz bir tepki alabilir. Günde 20 saat ortalamayla şekerleme yapan dişi aslanlardan hiçbiri pek stresli görünmez. Dinlenme zamanından sonra dişi aslanların ikinci duruşları olan yüksek alarm durumuna geçişleri sırasında gerindikleri ve bir grup oyununa katıldıkları görünür. Buna karşın yüksek alarm durumunda bile odaklanmış ama asla stresli değiller. Bu odaklanmış ama rahat duruş, biz kız çocuklarının öğrenip adapte etmemiz gereken dişi aslanın hünerinin son derece önemli bir başka öğesidir. Bu konuda aşağıdaki kutsal yazı bize biraz anlayış sağlar. Kötü kişiler işledikleri suçtan ötürü huzursuzdurlar ve kendilerini kovalayan olmasa bile kaçmaya hazırdırlar. Oysa dürüst insanlar aslanlar gibi rahat, kendinden emin ve cesurlar. Süleyman'ın özdeyişleri 28. bölüm 1. ayet İşte orada belirtiliyor. Rahat, kendinden emin ve cesurlar. İnsanlar normalde rahat, kendinden emin ve cesur sözcüklerini bir arada kullanmaz. Ama Tanrı kullanır. Bunu dişi aslanda görebiliyorum duruşları sürekli olarak şunu aktarır. İşte ben buyum. Güçlü, son derece becerikli, oynak, öldürücü, rahat, odaklanmışım ve yavrularımı besler ve korurum. Herhangi bir kadın gibi, dişi aslanda bir aykırılıklar bütünüdür. Bu kutsal yazı her ne kadar erkek aslanı atıfta bulunuyorsa da, aslında her iki cinsi de içerir. Tüm aslanlar, erkek ve dişi bu tutumu sergilerler. Belki bu tutum bizim de tutumumuz olmalı. Dişi aslanımızın avlanmadığında ağaçların gölgesinde dolanıp durması için bir nedeni yoktur. O ışıkta yaşar. Kız kardeşleriyle bir araya gelir ve hayatı Afrika ovasının ışıkla dolu geniş arazilerinde açıkta yaşar. Bir gölgenin zor bulunduğu o bölgede dinlenir, oyun oynar, tırmalar, besler, eğitir ve hatta ulu orta çiftleşirler. Ama bir dişi aslan neden utansın veya gizlenme ihtiyacı duysun? İçinde yaşadıkları dünyada onlara açıkça meydan okuyacak yeterince cesur ve güçlü bir başka hayvan yoktur. Hiç kimsenin önünde geri çekilmezler. Sadece aralarından hızlıca geçip giden fillere yol verirler. Ve dişi aslan avlanmak için konumlanmadığında kamuflaja ya çok az ya da hiç ihtiyaç duymaz. Aslanlar egemenlikleri altındaki bölgede ve o bölgenin yiyecek zincirinin üstünde tartışmasız kral ve kraliçedir. Eğer o gün özellikle aşırı sıcaksa, dişi aslan gölgede dinlenmeyi seçebilir ama gizlenmeye çalışmaz. Tek başlarına yaşayan ve avlanan leopar ve çitaların tersine, ağaçlara tırmanmak veya bir çalının altına çömelmek zorunda değildir. Hayır. Bizim dişi aslanımız kız kardeşlerinin teyzelerinin annesinin kuzenlerinin yavrularının ve aslanın hemen yanı başında günün tam ortasında korkusuzca dinlenir. Bunu yazarken bile onu istiyorum. Güneşin altında kız kardeşlerim Kız çocuklarım, kuzenlerim ve annelerimin arasında hepimiz yavrularımıza gülümseyerek içinde bulunduğumuz ortamda bizi yenebilecek hiçbir şeyin olmadığını tümüyle anlamış olmanın getirdiği tatmin duygusuyla korkusuzca dinlenmek istiyorum. Eşim John ve ben bir safari sırasında anne bir aslan, yavrusu ve iki dişi kız kardeşi izlerken bu dinamiğin sergilendiğine tanık olduk grup sonbaharın uzun otları arasında amaçsızca geziniyor gibi görünüyordu. Karınları toktu. Yüzlerinde kanı görmekten kendimi alamadım. Yakın zaman önce öldürdükleri bir avla beslenmişlerdi ve biraz uykulu görünüyorlardı. Uzakta bir ağaçlar kümesi gördüm ve o yöne doğru yol alacaklarını hayal ettim. Ama hayır, Hemen oracıkta bulunduğumuz aracın hemen üç metre ötesinde yolun kenarına çökü verdiler. Biraz temizlendiler, parlak güneş altında sarımsı gözlerini yumdular ve 5 dakika içinde hepsi uykuya daldı. Ellerinde silahlar olan bir grup insan. Tamam, yalnızca orman koruyucularının elinde silah vardı. Bir araçla bölgede dolaşıyordu ve bu durum aslanları hiç rahatsız etmişe benzemiyordu. Öğleden önce yaptıkları şekerlemenin zamanıydı ve söylenebilecek tek şey buydu. Işıkta yaşamak. Hemen ışıkta yaşamanın bizim için ne anlama geleceğiyle ilgili fikir ve imgeler aklıma akın etti. Özellikle bu hayatınızı açıkça yaşama kavramını yakalar. Kapı ve pencereleriniz ışığı, ailenizi ve arkadaşlarınızı içeriye buyur etmek için açıktır. Bizim evde mutfak her zaman açıktır. Çünkü erkeklerle dolu bir evde birilerinin ağzı her zaman açıktır. Ama sağlığımız ve varlığımızı sürdürmemiz için açık ve ışıkla dolu bir yürekten daha hayati bir şey yoktur. Hayatlarınızı açın. Açık ve geniş bir biçimde yaşayın. 2. Korintliler 6. bölüm 13. ayet. Bu buyruk oldukça basit. Özgür Kalıcı ama bazen de ürkütücüdür. Hayatlarımızı açma gücü yalnızca bizim elimizdedir. İlk önce hayatımızı açarız. Ardından da açık bir biçimde yaşarız ve o zaman hayatımız genişler. Hayatınızı açmak ve açık bir biçimde yaşamak iki yönlü bir süreçtir. Hayatınızı açabilirsiniz ama yine de açık yaşamıyor olabilirsiniz hayatlarının ve ilişkilerinin belirli alanlarında kendileri hakkında çok şeyleri açığa çıkaran insanlar tanıyorum. Ama eğer açık bir biçimde yaşamaları gerekseydi, daha önceleri gizli tutulan daha birçok şey açığa çıkmış olacaktı. Bazı insanlar bir alanı kamufle etmek için hayatlarının yalnızca bir alanını açığa çıkarır. Ancak Paulus'un sözleri üzerinde düşünürken bu buyruğu neredeyse karşı konulmaz buluyorum bu yaşamlarımızın yaşayan Tanrı için paketi çözülmemiş armağanlar olarak düşünmeme yol açıyor. Paulus'un kullandığı sözler, yukarıda bize açıklanan ve bizim için serbest kılınan her şeyi almak amacıyla açık yaşamların imgelerini çizmekte. Açıkça ve sürekli genişleyen düzeylerde yaşayan hayatlar. Yaşamanızı zihninizde hareket halinde olarak canlandırmanızı istiyorum. Hemen yanı başınızdaki dünyanın her bir yönüyle temas halinde oldukça büyüyor, güçleniyor ve genişliyorsunuz. Şu anda dışarıda açık alandasınız. Mesih'in parlak ışığı yolunuzu aydınlatıyor. Dolayısıyla artık tökezlemeyin. Yolunuza devam edin. İyi, doğru ve gerçek. Bunlar gün ışığına uygun eylemlerdir. Mesih'in neyin hoşnut edeceğini anlayın Ve sonra da onu yapın Efesliler 5. bölüm 8-10. ila ayetler Bunu duyabiliyor musunuz? Dişi aslan gibi siz de dışarıda açık alandasınız Karanlığa ait hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok Hayatınızda size egemenlik taslayacak, utanç verici, gölgelik bir yer bile yoktur bu eyleme geçme çağrısını seviyorum. Yol açık. Yolunuza devam edin. Birçok insan neyi yapmaya çağrıldıklarını bilmek ister. Tanrı'nın oldukça basit bir şekilde yarattığı şeyi aşırı karışık bir hale getirmeye hiç gerek yok. Bizden iyi, doğru ve gerçek olanı yapmamızı istiyor. Bunlar gün ışığına çıkarıldıklarında bizi utandırmayacak eylemler listesini oluşturur. Işığın çocukları olarak gün ışığına uygun eylemler yapmaya çağrıldık. Karanlıkta işlenen birçok etkinlikten kaçınırız. Tanrı'yı neyin hoşnut edeceğini anlayın ve sonra da onu yapın. Mesih'teki yaşantılarımız, onun görkemli ışığının karanlığımızı ele geçirdiği o müthiş andan itibaren sürekli büyüyüp genişleyen güneş ışınları gibidirler. Her bir ok, o belirgin zamanda patlama sonucu ortaya çıkan kuvvetli güneş ışığı ve ısısını yayan güneş ışınına benzetilebilir. Havanın taze ve yeterince sıcak olduğu günlerde pencerelerimi açmayı ve evimi havalandırmayı seviyorum. Evdeki mevcut bayat havayı alıp uzaklaştıran ve iç dünyamın havasını tazeleyen esintinin evimde dolaşması beni heyecanlandırır. İçeriye tatlı bir vahşilik getirir ve evimizdeki hava dışarıdan gelen havanın getirdiği kokularla canlanıp harekete geçer. Yeni kesilmiş otlar, tomurcuk açmış leylaklar, çam reçinesi, yağmurla temizlenmiş dünyanın yaydığı müthiş koku insanların yaşadığı ortamla buluşur. Bu vahşi hayatı içeriye getirme dinamiği dişi aslanlara bu denli dikkatimize odaklamamızın nedenidir. Çünkü bir şekilde dişi aslan, lütufkar bir biçimde rahatta olmayla güç, dinlenmeyle hüner ve vahşi ile güvenli arasında çarpıcı bir dengeyi katarize eder. Tıpkı şu kutsal yazının dile getirdiği gibi. Yorgun musunuz? Bitkin mi düştünüz? Din sizi tüketti mi? Bana gelin. Bana gelin ve yaşamınız düzelecektir gerçek anlamıyla nasıl dinleneceğinizi size göstereceğim. Benimle birlikte yürüyün ve çalışın. Nasıl yaptığımı izleyin. Kimseyi zorlamayan, lütfun ritmini öğrenin. Size ağır gelecek veya size uygun olmayacak bir şeyi üzerinize koymam. Benimle arkadaşlık yapmaya devam edin. Ve özgür ve hafif bir şekilde yaşamayı öğreneceksiniz. Matta 11. bölüm 28 ila 30. ayetler. Dinin kız çocukları olarak yetiştirilen bizler, Tanrı'yla nasıl dans etmemiz gerektiğini yeniden öğrenmeliyiz. Çocuklarımız, John'la birlikte kaybetmiş gibi göründüğümüz bir doğal ritme sahipler. Onların müze verdiği karşılık çok daha özgür. Çünkü bize kilise dışında yapılmış müzeye verilecek her türlü karşılığı bastırmamız gerektiği öğretildi. Bu da karşılık verici olmaktan çok sert olmamıza neden oluyor. Lütfun kişiyi zorlamayan ritimleri, Tanrı'nın ruhlarımızda yapmakta olduğu doğaüstü işe verilen doğal bir taşma ve karşılıktır. Sevgili arkadaşlar, onun için çalışırken çabalıyor musunuz yoksa tükenmiş durumda mısınız? onunla birlikte hayatı yaşamanın nasıl olduğuna ilişkin izleri mi kaybettiniz? Bazen hepimizin bu hatırlatmaya ihtiyacı vardır. Benim ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bir yıl önce çabalamamın kenarına gelmiştim. O tehlikeli noktayı hiç deneyim ettiniz mi? O noktada her an devrilebilir ve aşırı strese girme durumuna düşebilirsiniz. Siz bunu deneyim etmemiş olabilirsiniz. Ama ben o noktadaydım. Üç ay sonrasındaki bir toplantı için kaygılanıyordum. Açık bir şekilde sıkıntımı bir arkadaşımla paylaştım. Ve bana verdiği bilgelik dolu öğütlerle kaygımı giderdi. Yapmam gereken tek şeyin payımı getirmem ve hasadın sahibi olan görkemli Rabbimizin onu böleceğini ve çoğaltacağını söyleyerek beni yüreklendirdi. Derin bir oh çektim ve onun az gibi görünen yiyeceği alıp, çoğaltarak birçok kişiyi doyurduğunu anımsadım. Gelin bir kez daha özgür ve hafif bir şekilde yaşamayı öğrenelim. İşler ve çabalama, günaha düşüşten sonraki duruşumuzdu. Ama kurtuluştan sonra rahatlama ve dinlenme konumunda olmalıyız. Ve dahası var. Tanrı'ya kapılarımızı ardına kadar açtığımız aynı anda, Tanrı'nın çoktan kapılarını ardına kadar bize açtığını keşfettik. Her zaman kendimizi durmayı umut ettiğimiz yerde bulduk. Kendimizi Tanrı'nın lütfunun ve görkeminin geniş ve açık alanlarında ayakta durmuş övgüler sunarken bulduk. Romalılar 5. Bölüm 2. Ayet Bu açık daveti seviyorum. Çünkü çok fazla bir süredir çok sayıda kapı ve pencere tarafımızdan ve bize kapatılmış durumdaydı. Sevgili arkadaşlar, siz, yalnızca siz hayatınızın giriş noktalarını ve pencerelerini açma kapama gücüne sahipsiniz. Siz hangi kapıların açılıp hangilerinin kapatılmasına karar verecek olan elinde güç ve yetki bulunan bekçilersiniz. Tanrılar önemlidir. Ama Tanrıyı rahatlıkla içeriye davet edebilirsiniz. Yaşamınızın kapılarını ona açtığınızda umudun var olduğu, rahatlamış ve Tanrı'nın lütfu ve görkemine kavuştuğunuz bir yere vardığınızı keşfedersiniz. Aşağıdaki kutsal yazıda bu açılım devam eder. Bizler sınırları gizlemiyoruz. Onları insanlara anlatıyoruz. Bir şeyler gizlemiyoruz. Onları açığa çıkarıyoruz. Markos 4. bölüm 22. ayet Buna siz de dahilsiniz. Tanrı'nın iyiliğine ilişkin hiçbir sır sizden gizlenmemektedir. Sizi sonsuz bir sevgiyle sevmekte ve sevecenlikle sizi dışarıya davet etmekte. Tıpkı Tanrı'nın sırlarını size açıklaması gibi. Siz de kendi sırlarınızı ona güvenle açıklayabilirsiniz. Gizli bir günahın Utancın veya kuralın üzerinizde egemenlik taslamadığını bilmeden, getirdiği insanı özgür kılan bir şey vardır. Tanrı'nın en karanlık sırlarınızı ve çiğnediğiniz kuralları bilebildiği halde, size sevgisini yine de açıkça ilan ettiğini fark ettiğinizde, bu sizi son derece güçlendirir. Karşılığında sizden aynısını yapmanızı bekler. Tanrının bize emanet ettiği mesaj, Baba Tanrı'nın sevgi olduğu, biricik oğlu İsa'nın bizi Tanrı'yla barıştırmak amacıyla ölüp dirildiğini dile getiren mesaj, yalnızca kendimize saklamayacak kadar büyük ve cömerttir. Bu hayranlık uyandıran sır, bu sevgi mesajının arkasındaki nedendir. Biz kimiz ki? Göksel Baba bize karşı bu denli düşünceli olsun? ve bize böylesine yüce bir armağan versin. Sevgi planını açıkladı ve onu karşılıksız bir şekilde içeriye alındığımız gibi karşılıksız olarak paylaşmamızı istiyor. Herkes Tanrı'nın sevgisini duymaya hak ediyor. Tanrı'nın açık olmaya yönelik davetini okuduğunuzda belki hayatınızın bir alanının kapalı kaldığını fark ettiniz korku ve karanlık bir utancın neden olduğu kapalı bir yer olabilir. Açmaya korktuğunuz bir kapı veya pencere olabilir. Bunu anlıyorum. Aile olarak birlikte yolculuk ettiğimizde genellikle birbirleriyle bağlantılı iki oda talep ederiz. Bu odalar yan yanadır ama iki odanın arasında bir kapı vardır. Her iki odaya da giriş mümkün olduğu halde her iki kapı açılmayana dek iki oda arasında geçiş mümkün değildir. John ve ben genellikle hemen kapımızı açarız ve kısa bir süre sonra da oğullarımız valizlerini boşaltıp üstlerini değiştirdikten sonra kendi kapılarını açarlar. Kapılar açılır açılmaz giriş mümkün olur ve birbirimize ulaşabiliriz. Ve hepimiz iki odaya da özgürce girip çıkabiliriz. Sevgili arkadaşım, kapıyı aç. Işıkla ve aile bireyleriyle dolu bir oda var öte tarafta. Korkma. Tanrı size kapısını kapamamıştır. Ne de daha önce açık olan bir kapı yüzünüze kapatılacaktır. Onun kapısı açıktır. Basitçe kendi tarafınızın kapısını açın. Sizi acı veren alanınızı onu açmanız için sizi davet ediyorum. Yaşam ve ışığının her gölge izini kovalamasına izin verin. Canınızın düşmanı gölgelerde kalmanızı istiyor. Karanlık, ışıkla basit ve belirgin bir hale getirilmiş olan her şeyi çetrefilleştirip karışık bir hale getirir. Tanrımız yalnızca ışıkta kalmamızı istemekle kalmaz, aynı zamanda ışığı yaşamamızı ister. Üstünüzde yük olmadan yaşayabilirsiniz ve bu hemen şimdi mümkün olabilir. İşte bu duanın güzelliği ve gücüdür. Kapınızın kilidini açmanız için size yardımcı olacak bazı sözler yazdım. Ama yüreğinizin rehberiniz olmasına izin vermekte özgür olun sevgili Göksel Baba. İsa'nın adıyla sana yaklaşıyorum. Gizlendiğim için beni bağışla. Işığa gelmek istiyorum. Herhangi kapalı durumda bulunan bir kapıyı ardına kadar aç. Ve sevginin barındığı ışığa ve iyiliğe adım atıyorum. Bağışlanma hakkıma sarılıyorum. Ve gerçekte yürümeyi seçiyorum. Çünkü yalnızca bu beni özgür olmam konusunda pekiştirir. Ben seninim. Sevgine teslim oluyorum. Ve senin yollarını izleyeceğim. Yolumu aydınlat. Amin. Gece Görüşü Şimdi, ey ışığın kız kardeşi, seninle dişi aslanlar hakkında öğrendiğim bir başka özelliği paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Bildiğiniz gibi dişi aslanlar ışıkta yaşayıp karanlıkta avlanırlar. Peki, ama karanlıkta avlanmayı nasıl beceriyorlar? Keskin bir koku alma ve duyma duyuları mı bunu mümkün kılıyor? Hayır. Bizim dişi aslan kız kardeşlerimiz aslında karanlıkta görebilirler. Nasıl mı? Anlaşıldığına göre dişi aslanlar ve kedigiller ailesinin öteki üyelerinin ışığı yakalama, kırma ve sonra da yansıtma gibi eşsiz bir özellikleri var çevrelerindeki herhangi bir ışığı görüntüye dönüştürme kapasiteleri var. Zifiri karanlıkta dişi aslan da sizin ve benim kadar hiçbir şey göremez. Ama eğer karanlığı aydınlatan azıcık da olsa bir ışık varsa yakalanıp görüntüye dönüştürülür. Ay ışığı parlaması veya iğne deliği büyüklüğünde bir yıldız ışığı bile dişi aslanın gece görmesini mümkün hale getirebilir. Gözlere ışığın girmesini sağlayan göz bebekleri bizimkilerden farklıdır. Bu da başkaları hiçbir şey görmezken görme duyularına odaklanmalarını sağlar. Bir bakıma görmelerini sağlayan ışık aslında çevrelerinden gelmez. Kendi gözlerinin içinden gelir. Bazen kedilerin gözlerinin ışıkta parlamasının nedeni budur. Ortamda var olan her türlü ışığı toplayıp sonra da yansıtırlar. Nasıl olur da daha azını yapıyoruz? Dünyamızdaki karanlık arttıkça çevremizde yararlanabileceğimiz en az ışığa sahip olacağız. İçimizdeki ışık kaynağını geliştirmenin ve odaklanmanın zamanıdır. Etrafımdaki karanlığın beni saklamasını ve ışığın da geceye dönüşmesini isteyebilirdim. Ama karanlıkta bile senden gizlenemem. Senin için gece gün kadar parlaktır. Karanlık ve ışık aynıdır senin için. Mezmurlar 139. bölüm 11 ila 12. ayetler. Tanrı mantıklı bir varsayımdan türemiş bir hipotez değildir. O doğrudan bir anlayış, ışık gibi kendiliğinden açıktır. O akıl yürüme ışığıyla karanlıkta aranan bir şey değildir. O ışıktır. Abraham, Joshua, Heschel Eğer dişi aslanın bu gece görüş yeteneğinin yakalanması gereken bir zaman varsa, o da şimdidir. Çoğumuz gündüz görürüz. Ama ben burada karanlıkta görme yeteneğimizi geliştirmeyi öneriyorum. Dişi aslanların aracılığıyla gördükleri ışık, kendi gözlerinin içindedir. Işığımız içeriden yanıyorsa, Esrafımızdaki karanlığa maruz kalmayacağız. Bu daha geniş çaplı ve tanrı odaklı bir görüş geliştirmemizi sağlayacaktır. Tanrı ışıktır. Onda hiç karanlık yoktur. Bu ifade için aklımızda yeterince yer olup olmadığını gerçekten merak ediyorum. Işığın olduğu yerde görüş de vardır. Görüşün olduğu yerde umut ve görme yeteneğimizin iyileşmesi vardır görme yeteneğimizin olduğu yerde tanrısal esin vardır. Bir mektupta bana verilen ilk hediye ayeti hatırlıyorum. Efesliler birinci bölümdendi. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, Yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum. Onun çağrısından doğan umudu. Anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. 17 ile 18. ayetler. Bu sözcük öbeği benim günlük duam haline geldi. Her gece gözlerimi kapatırken onu fısıldadım ve kutsal Tanrıyı rüyalarıma davet ettim. Gün ışığıyla birlikte o kutsal yazıyı okumadan önce içindeki vadi dile getirirdim. Gökyüzünün yeryüzünde sergilenmesini görme kapasitesine sahip olarak gözlerimin aydınlanacağı vadi beni hayretler içinde bırakıyordu. Neye bakarsan o olursun, neyi görürsen onu ifade edersin. Korkarım Tanrı'nın bizim için ne harika şeyler hazırladığına ilişkin bakış açımızı kaybettik. Tanrım, bize görecek gözler ver. Bu talep, peygamberlik kaynaklı bir şeyin nasıl saf ve çocukça bir sadeliğe sahip olması gerektiğini gösteriyor. Bunun, elinin Samuel'e verdiği talimatta yankılandığını duyuyoruz. Geri dön ve yat. Eğer ses seni bir kez daha çağırırsa konuş Rab. Ben senin hizmetkarınım, dinlemeye hazırım. 1. Samuel 3. bölüm 9. ayetler Tanrı'nın sesi genç Samuel dinlenmekteyken onu uyandırır. Bizim vereceğimiz karşılık da onunkine benzemeli. Konuş Rab, ben senin hizmetkarınım, dinlemeye hazırım. Samuel yanıt verip Tanrı'yı konuşması için davet etmeyene dek kendisini çağıran Tanrı'yı yalnızca deneyim etmişti ama henüz Tanrı'nın adına kimseye konuşmamıştı. Kaçımız bizi adıyla çağıran Tanrı'yı deneyim etmiştir? İnanın bana, bu deneyimi küçümsemiyorum ama bu yalnızca bir başlangıç. Her birimizin özlemle arzuladığından daha fazla olan bir şeylere doğru ilerleyelim onun övdüğünü bilmeyi ve onunla birlikte çalışmayı başka bir deyişle aracılığımızla konuşmasına izin vermeyi çok istiyoruz. Tanrı Samuel'e şöyle dedi. Dikkatle dinle. İsrail'de herkesi sarsacak ve herkesin dikkatini çekecek bir şey yapmaya hazırlanıyorum. 1. Samuel 3. Bölüm 11. Ayet Tanrı'nın şu anda bize, kız çocuklarım, dikkatle dinleyin dünyada herkesi sarsacak ve herkesin dikkatini çekecek bir şey yapacağım dediğinden hiç kuşkum yok. Tanrı, dünyanın dikkatini kendisine çekecek insanlara sahip olmayı çok istiyor. Samuel'in günlerinde Tanrı'nın sesi ender duyuluyordu ve Tanrı'nın halkının sunduğu sunular ve ona tapınmanın yarattığı onur hor görülüyordu. Tapınakta işlenen cinsel günah tavan yapmıştı. Tapınak lideri oğullarını frenleyemiyor ve frenlemekte isteksiz kalıyordu. Çünkü kaçınılmaz olarak oğullarının ihlallerinden yararlanıyordu. Tanrı buna karşılık elinin evine sırtını döndü ve güvenebileceği ruhsal olarak uyanık ve kendini adamış bir genci buldu. Günümüzde işlenen suçlar ve ihlaller pek de öyle farklı değil. Ve Tanrı'nın elinde ruhsal olarak uyanan ve canlı çocuklar var. Ama genç Samuel son derece canlı, olgunlaşmış ve Tanrı tarafından kutsanmıştı ve halk arasında tanınıyordu. 1. Samuel 2. bölüm 26. ayet. Tıpkı buna benzeyen gençler gördüm. Son derece canlı, Tanrı tarafından kutsanmış ve insanların gözünde iyilik bulan gökten gelen dokunuş yaşamlarının üzerinde görülmekte ve Tanrı onları bizimle birlikte konumlandırmak istiyor. Öyle ki hepimiz bunları birlikte yapalım. Bunun olması için Tanrı'nın yapmakta olduğu şeyi görmek için gözlerin, söylemekte olduğu şeyi duymak için kulakların ve onun sözünü insan yüreğinin tüm engellerini ortadan kaldıracak nitelikte coşkun ve canlı bir biçimde açıklayacak yeterliliğin peygamberliksel bir ruhsal uyanış yaşaması gerek. Bunun ışığında bu sayfaları peygamberliksel bir bakış açısına göre konumlandırmak istiyorum. Bu sözlerin Tanrı'nın kendi nefesiyle içinize konuştuğu, aynı yere konuşmasını beklemenizi ve buna izin vermenizi istiyorum. Şunu bilin ki, belirli ayet, imge ve metinleri okuduğunuzda bunlar içinizdeki Tanrı'nın armağanını alevlendirip canlandırabilir. Yaşamanızın rahmini genişleten ve duyma, görme ve anlama kapasitelerinizi artıran kutsal ruhtur. Bir keresinde konuşmamı bitirdikten sonra Tanrı'nın güçlü bir şekilde mesettiği bir kadın bana geldi ve şöyle dedi. Senin konuşmanı her ne zaman dinlesem içimde bir bebek kıpırdar. Çocuk doğurmayı beklemiyordu. En azından bildiğimiz şekilde hamile değildi. İçinde Tanrı'dan gelen bir şeylerin canlandığını atıfta bulunuyordu. Ve bunu nasıl başka türlü tanımlayacağını bilmiyordu. Belki siz de içinizde aynı canlanmayı hissetmektesiniz. Buna karşın belki şimdi şöyle bir itirazda bulunuyor olabilirsiniz. Ben bir peygamber değilim. Ben ev hanımı bir anneyim. Ergenlik çağında bir kızım. Kariyeri olan meşgul bir kadınım. Veya bir büyük anneyim. Peygamber sözcüğünü duyduğunuzda belki aklınıza gelen tek şey hapsedilmiş ve kemiklerinin içinde ateş hisseden Yeremya veya bir balinanın karnındaki Yunus olabilir. Yaşamınızın onlardakinden çok farklı olduğu görüşüne katılıyorum. Ve belki bir peygamber değilsiniz. Ama bunun sizin peygamberliksel olmadığınız anlamına gelmediğinde ısrar etmek istiyorum. Peygamberliksel olmak hem öngörülü hem de ileri görüşlü olmaktır ki bunlar da size olayları önceden bildirmeniz için stratejik bir kapasite sağlar. Dualarımız bile olayları önceden bildirir hale gelir. Tanrının bizi duyduğunu, bu nedenle bize yanıt vereceğini ve daha önce hiç bilmediğimiz harika ve güçlü şeyler göstereceğini biliriz. Dua eder ve beklentiyle ileriye bakarız. İsa yeryüzünde yaşadığı dönemde Ferisiler görme yetilerini yitirmişlerdi. İsa'nın yaşamı ve sözleri sürekli olarak onların körlükleriyle yüzleşiyor ve bu da onları çileden çıkarmaya yetiyordu. Yuhanna 5'te İsa onları yine öfkelendirdi. Ama bu kez Şabat günü bir hastayı iyileştirdiği için ona öfkelenmişlerdi. Bu onların Şabat günü kurallarını çiğnediği anlamına geliyordu. Ama İsa'nın yaptığı şeyle Tanrı'nın buyruğunu yerine getirdiğini anlamamız önemlidir. Tanrı'nın buyruğu, Şabat gününü onurlandırmayı, anımsamayı ve kutsal kılmayı bildirir. Felçli bir adamı iyileştirmekten daha kutsal ne olabilirdi? Onların gözünde hiçbir şey yapmamak daha kutsaldı. Veya eğer bir hastanın iyileştirilmesi gerekiyorsa onu en azından başka bir günde yapmak gerekiyordu kurallar ve düzenlemelerden gözleri kör olmuş olarak sendeliyorlardı. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul, babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Yuhanna 5. bölüm 17-20. ayetler Şabat yaptığımız işlerle ilgili değildir. Tanrı'nın yaptığı kurtarış işine dayanarak dinlemek hakkındadır. İsa'nın dobra konuşması bizi yanıtlaması gereken bazı sorularla baş başa bırakır. İlk önce Tanrı'nın kız çocuğu musunuz? Babanızın ne yaptığını görmek istiyor musunuz? Siz de dahil edilmek istiyor musunuz? Bir ışık taşıyan veya karanlığı işaret eden biri olmak istiyor musunuz? Hristiyan yaşamını tek başınıza bağımsız olarak sürdürmekten mutlu musunuz? Bitkin, kırgın ve yaralı dünyaya Tanrı'nın harika işlerini getirmek ister misiniz? İsa asla tuhaf veya anlaşılmaz değildi ama gittiği her yere Tanrı'nın harika işini götürmüştür. Eğer Tanrı'nın oğlu olarak İsa kendi başına hiçbir şey yapamadıysa o zaman biz de kutsal ruhun aydınlatılmış anlayışı olmadan kendi başımıza bir şey yapamayız. Onun yaşadığı gibi yaşamalıyız. Bize yardım edeceğine söz vermiştir. Bunu vurgulamak amacıyla elçilerin işleri ikinci bölümü yeniden ziyaret etmeliyiz. Son günlerde diyor Tanrı. Bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek, kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda, gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda, yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak. Ay kan rengine dönecek. O zaman Rab'be yakaran herkes kurtulacak. Elçilerin İşleri 2. bölüm 17 ila 21. ayetler. Bu son günlerde daha fazla rüzgar sözlerinin olacağına ilişkin bir vaat var. İnanın bana. İlk bakışta Tanrı'nın neden bizleri seçtiğini merak ediyordum. Dünyayı dolaşırken etrafa baktığımda bu insanları ve zamanı üzerine ruhumu dökmek için seçeceğim insanlar ve bir zaman olmadığını düşünüyorum. Her şeyin böylesine karışık ve kirli olmadığı, daha güzel, daha temiz, daha güvenli bir zaman seçerdim. Hristiyanların öldürülmeye başlanmadan hemen önceki zaman, İsa'dan sonra 50 yılı seçeceğim bir dönem arasında yer alırdı. Peki ama bu bizi nerede bırakırdı? Ya da belki bir ruhun dökülüşüne ihtiyacımız olmadığı veya böyle bir şey istemediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Belki kilise kültürünüz böyle bir ruhun dökülüşüne inanmıyor olabilir. Ama aslında benim ne söylediğim veya ne istediğim gerçekten pek önemli değil. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Bana öyle geliyor ki son günlerde hem bir halk hem de söyleyeceği bir şeyler olacak. Bu dile getirilen şey tam olarak ne anlama geliyor? Ruhun dökülüşü neye benzeyebilir? Ruhun dökülüşü dinamiğini birlikte keşfedip tanımlayalım. Yaklaşık olarak 2000 yıl önce Kutsal Ruh, İsa'yı insanlara açıklayıp göstermek ve gerek uzakta, gerekse yakında olan tüm Mesih imanlarının yüreklerini yenilemek için yeryüzüne gönderildi. Dolayısıyla Kutsal Ruh, Mesih'in bedeni olan kilisede etkindir. Ama şu anda olup biteni ruhun bir dökülüşü olarak adlandırmakta oldukça tereddüt ederim. Peki Öyleyse bir ruhun dökülüşü neye benzer? Bunu keşfetmek için ilk önce ruh sözcüğünün ne anlama geldiğini bilmeliyiz. Ruhun dört belirgin anlamı vardır. İlki güçtür. Bu tanımın altında şu sözcükleri buluruz. Cesaret, karakter, irade, itici güç, dayanma gücü, ahlaksal yapı, bilgelik, kararlılık, cüret etme, yürek ve azim. Aşağıdaki örnek, ruhun dökülüşünün cesaret ve fiziksel güç getirdiğini iyi bir örnek oluşturur. Şimşon üzerine inen Rabbin ruhuyla güçlendi ve aslanı bir oğlak parçalar gibi çıplak elle parçaladı. Ama yaptığını ne annesine ne de babasına bildirdi. Hakimler 14. bölüm 6. ayet Tamam, bu belki biraz aşırı bir örnek olabilir. Hiç böyle kutsal ruhun güvercin kılığında indiğini gösteren imgelere benzemiyor. Ruhun bilgelik ve ahlaksal dayanıklılık olduğuna örnek şu olabilir. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Yeşaya 11. bölüm 2. ayet Ve Ey Tanrı! Temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Mezmur 51. bölüm 10. ayet. Ayrıca ruhun yeterlilik ve beceri vermek üzere döküldüğü durumlar var. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Mısır'dan çıkış 31. bölüm 3. ayet. Son olarak da ruhun yüreği temsil ettiğini gösteren bir kutsal yazı. Onlara tek bir yürek vereceğim. İçlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim. Hezekiel 11. bölüm 19. ayet Sonra ruhun ikinci ama tanımını da can sözcüğünün altında buluyoruz. Bu başlık altında şu sözcükler yer alır. İçsel varlık, yaşam gücü ve öz. İnsanın ruhu hastalıkta ona destektir. Ama ezik ruh nasıl dayanabilir? Süleyman'ın özdeyişleri 18. bölüm 14. ayet Mutlu yürek yüzü neşelendirir. Acılı yürek ruhu ezer. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 13. ayet Ruhun bir sonraki tanımı şöyle. Hayalet, hayali görüntü, hortlak ve hayali varlık bu tanımın daha fazla araştırmaya ihtiyacımız olmayan bir tanım olduğundan eminim. Ve ruh son olarak genel bir duygu, tutum, ruh hali, eğilim ve atmosfer olarak tanımlanmakta. Bazı insanların burada iyi bir duygu veya ruh hali hissettiklerini söylediğini duymuşsunuzdur. Burada sözüne ettikleri şey ne bir hayalet ne de güvercindir bir atmosferden veya bir beklentiden söz ediyorlardı. Büyük olasılıkla yukarı odada ruhun ilk dökülüşünden önce insanlar bir yerde ve tek bir düşüncede birleşmişlerdi. İşte orada Tanrı'nın yapmak istediği her şeyi sevinçle karşılamak ve onurlandırmak isteyen bir atmosfer. Ruh hali ve ruh vardı. Rab ruhtur. Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. 2. Korintiler 3. bölüm 17. ayet Burada ruhun Tanrı'dan almak için özgür bir atmosfer geliştirdiğini görüyoruz. Ruhu diller armağanı olarak tanımladığımı fark etmişsinizdir. Diller, kutsal ruhun varlığının göstergelerinden veya kanıtlarından biridir. Ama diller, kutsal ruhun tam bir ifadesi değildir. Kutsal kitapta birçok yerde biraz önce belirtildiği gibi ruhun çeşitli biçimlerde sergilendiğini görürüz. Ruh, Şimşon'u insanüstü bir güçle donattı. Öyle ki tapınağı Filistinlilerin üzerine yıksın. İlyas, kralın atlı savaş arabasını geçti. Tanrı'nın cesareti Gideon'un üzerine geldi ve silahsız bir ordu oluşturup düşmanı yendi. Ruhun gücüyle çölde yalnız bir kadın olan Deborah, İsrail'in düşmanıyla hesaplaşmak için bir güç oluşturdu. Ruhun gücüyle gittiği her yerde ve karşılaştığı herkese Tanrı'nın karakterini sergiledi. Ve sonra biz varız. Kutsal kitap bizim dönemimizde yüreklerin korkudan bocalayacağını ve başarısız olacağını söyler. Bu elden ayaktan düşüren korkuyu nasıl yenebiliriz? Belki bunun yanıtı tanrıdan gelen bir cesaretin dökülmesidir. Peygamberliksel bir yenilenme döneminde olduğumuzdan bazen insanlar ufukta neler olduğunu görebilir. Ama onu tekrarlamak veya söylemek biraz zoraki veya zorlama bir şey gibi hissettirebilir. Bazılarınız geçmişte biraz tuhaf kaçan veya bariz yanlış görülen peygamberliksel bir hareketle karşılaşmış olabilir. Açık konuşalım, Tanrı bedeninde yani kilisede bir makamın veya peygamber ünvanı taşıyan bir grup insandan çok daha fazlasının peşindedir. Kendi yüreğine sahip insanların peşindedir. Bizler sırf içinde doğduğumuz zamandan ötürü peygamberlikseliz. Bir teoloji okuluna katılmış olduğumuz için değil ama Samuel gibi Tanrı'ya dikkatimizi verdiğimiz için peygamberlikseliz. Teoloji okulunun kimseye bir zararı yok. Sadece bu olay ondan çok daha büyüktür demek istiyorum. Tanrı bunun asla seçkin, elit veya sınırlı olmasını amaçlamadı. Yaratılış ve peygamberliksel görür ve seslerin görmek için gözlerimizi, duymak için kulaklarımızı, konuşmak için ağızlarımızı ve anlamak için yüreklerimizi açmasını amaçlamıştır. Peygamberliksel işleyişi aşırı basitleştirme riskine karşın size en çok sevdiğim peygamber olan yaşa yayı çalışarak derlediğim peygamberliksel işleyişin bazı ana hatlarını vermek istiyorum. Bu esinlenmiş ve peygamberliksel yazıların hemen başında şunu öğreniyoruz. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Yeşa'ya 2. bölüm 3. ayet bunu seviyorum. Bize kendi yolunu öğretiyor ki biz de onun yolundan gidelim. Tanrımızla uyumlu bir biçimde yaşayalım diye yaratıldık. Bize yollarını ve işlerini açıklayıp göstermek istiyor. Bunun ışığında Yeşaya 49'da öngörüyle ilgili bazı temel talimatlar buldum. Ve Paulus da Romalılar 9. bölümde bunları tekrarlıyor. Yukarıya bak. Etrafa bak. İyi bak, ileriye bak, gerçeği söyle. İlk önce yukarıya bak. Gözlerinizi göğe nasıl kaldıracağınızı merak ediyorsanız, göksel bir bakış açısı elde etmek için bir kişinin vahiy kitabından başka bir yere bakması gerekmez. Lütfen bu kitabın son günlere ilişkin peygamberlik içeren ürkütücü bir el kitabı olduğunu düşünmeyin. Bu kitap geçmiş, günümüz ve geleceğe ilişkin vahiylerin bir toplamıdır. Tanrı zamandan bağımsızdır. O zamansız yani sonsuzdur. Ve bize genellikle bu konumdan konuşur. Kolejdeyken bütün bir yarı yılda vahiy kitabını ele aldım. Ve onu günümüz zaman çizelgesine sıkıştırmaya çalışan herhangi bir insan çabası karşısında şaşkına dönüyorum onu kaleme alan elçi yuhanna'nın bile her şeyi anladığı konusunda kuşkularım var. Bazen her şeyi bilmemekte sorun yok. Ama sahne arkasında algıladığımızdan çok daha büyük bir dramın var olduğuna inanmak zor. Daha yüksek bir bakışa büyük bir ihtiyaç var. Bizler hala Celile Denizi kıyısında yürüyen Oradakilerle zaman geçiren, tanrısallığını bırakıp yeryüzüne inen ve etrafta insanoğlu olarak dolaşan İsa'yı vaaz ediyoruz. Kendini Yuhanna'ya açıklayan İsa'ya ne demeli? Yapabilirseniz şunu resmedin. Döndüğümde giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış, insanoğluna benzer birini gördüm. Başı, saçı ak yaprağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri alev alev yanan ateşti sanki. Ayakları ocakta kor haline gelmiş, parlak tunca benziyordu. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Sağ elinde yedi yıldız vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. Onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. Oysa sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Sağ elimde gördüğün 7 yıldızla 7 altın kandilliğin sırrına gelince 7 yıldız 7 kilisenin melekleri 7 yıldız 7 kilisenin melekleri 7 kandillikse 7 kilisedir. Vahiy 1. bölüm 13 ila 19. ayetler. Burada gerçeği olduğu gibi açıklayalım. Yuhanna büyük olasılıkla 12 öğrenci arasında en sakin olanıydı. Öyle görünüyor ki İsa'nın en çok sevdiği öğrencilerinden biriydi. Ne de olsa son akşam yemeğinde İsa'nın güvenip sırrını açtığı kişiydi. Yuhanna İsa'yı gökte Tanrı'nın oğlu olarak görünce bayılıp ayaklarının dibine düştü. Bu kuzu taşıyan veya balık pişiren İsa'dan biraz farklı gibi geliyordu. Bu, elinde yıldız tutan, silahlı, körkemli savaşçı kral olarak betimlenen Yüce Tanrı'nın oğludur. İsa'yı sert bir biçimde resmeden bu vahyi vaaz etsek ne olur? Cidden vahiy kitabının hemen başındaki sözlere bakın. İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna, Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Vahiy 1. bölüm 1 ila 3. ayetler. Bu Vahiy kitabı her şeyden önce İsa'yı olduğu gibi ortaya çıkaran bir kitaptır bu vahyi okuyan, duyan ve yerine getiren için bir kutsama duyurulur. O nedenle dikkatimize değer olmaktan çok daha öte bir kitap olduğuna inanıyorum. Bu vahiy neden gereklidir? İsa'nın bu dünyada nasıl yaşadığına ve yürüdüğüne ilişkin bir kayda zaten sahip değil miyiz? Bunun zaferli İsa'nın, Mesih'imizin gerçekten kim olduğuna, anlık bir bakış sunduğuna inanıyorum. Ululuğundan soyunup, Bizden biri gibi oldu. Öyle ki bizler de kendimizi soyup onun gibi olalım. O güçlü, kutsal ve görkemlidir. Öyleyse yukarıya bakın. Sonra etrafa bak. Bir kere göksel bakış açısını yakaladığımızda kendimizi, etrafımızdakileri ve yeryüzünde yaşayan herkesi farklı ve daha aydınlanmış gözlerle görmeye başlarız. Yeşaya peygamber bunu, Yeşaya 6. bölümde Tanrı'nın vahyinden ötürü kendini perişan hissederken deneyim etmiştir. Yeşaya ilk önce sözlerinin kusurlu olduğunu gördü. Ardından birlikte yaşadığı insanları düşününce onlar da kusurluydu. Suç ve günahını arındırması için kor parçası kullanıldı. Ve Yeşaya bunun üzerine beni gönder diye karşılık verdi. Arındırılmış, genişletilmiş ve Tanrı'nın önceden kendisini dinlemeyeceğini söylediği insanlara gitmeye hazırdı. Kutsal ve doğru bir Tanrı'nın çelişen, çatışan imgeleri ve kendi nabzımıza ve etrafımızdaki dünyanın nabzına baktığımızda gördüklerimiz yüreklerimizi burkmalı. Etrafına bak, haberlere, hatta bir diziye bakın. Ne görüyorsunuz? Ben günah ve haksızlıklar görüyorum. Ama aynı zamanda ışıkta saklanırken birikmiş olan büyük karanlıkla yüzleşmek için sakladıkları yerden çıkmaya başlayan ışığın çocuklarını görüyorum. Ardından iyi bakmalıyız. Bunun dünyamızda iyi ve sağlıklı olmayan şeyleri iyi yapmak ve sağlıklı hale getirmek amacıyla çareler aramak anlamına geldiğine inanıyorum bu karanlık alanları ortaya çıkarmak için karanlığa ışık tutmak, uzakta ve yakında olan umutsuz insanlara umut olmak, kendi yanlışlarımızdan dönüp doğruyu yapmak anlamına gelir. Sağlıksız olan ve ödün verene sağlık ve gücü yeniden sağlamak demektir. Bu ekonomi ve eğitim alanındaki çözümlerden ilişkisel konular arasında geniş bir yelpaze içerir. Etrafımızda her yerde evliliklerin ve ailelerinin düzelmesine ihtiyacı olan insanlar var. Çaresiz bir şekilde ilaç, temiz su ve yiyecek ihtiyacı içinde olan insanlar var. Bir aileye ihtiyacı olan yalnız insanlar, evlatlık edinilmesi gereken öksüzler ve kurtarılması gereken tutsaklar var yükseltilmesi gereken baskılanmış ve marjinal hale getirilmiş insanlar var. İyi bakın. Şimdi ileriye bak. Bugün yaptığımız seçimlerin etkisinin yaşamaya devam ettiğini fark etmemiz gerekiyor. Bu nedenle yalnızca iyi bakma içgörüsüne sahip olmak yeterli değildir. Aynı zamanda ileriye bakma öngörüsüne de sahip olmamız gerekir. Hayatın kavşaklarına yaklaştıkça olayların iç yüzünü görme niyetiyle yaşamalıyız. Ninja model bir motosikletim var. Büyük olasılıkla sahip olduğum en zeki ve en güvenli şey değil. Ve böylesine tehlikeli bir şey sürerken kocamın yüreği rahat etsin diye motosiklet güvenlik kursuna katıldım. Kurstaki tek kadın kursu yerdim. Derslerde çoğu kazanın kavşaklarda meydana geldiğini öğrendik. Bunun nedeni motosiklet sürücünün tehlikeli davranması değil, basitçe araç sürücülerinin onları görmemeleridir. Kazadan sakınmak için proaktif olmamızı bize anımsatması amacıyla bize bir terim öğretildi. GDU Ve şu üç uyarının baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Gözlemle, değerlendir ve uygula. Ninjam'la bir kavşağa yaklaştığımda araç sürücülerinin benim farkımda olmalarından çok ben onların varlığının farkındayım. Benim yüksek duyarlılığım ve onların göreceli duyarsızlığı yüzünden gözden moduna girerim. Etrafımdaki araçları gözden geçiririm ve kimin cep telefonuyla konuştuğuna, kimin döndüğüne, kimin beni fark ettiğine, kimin beni fark etmediğine ve ayrıca yolun durumuna dikkat ederim. Çakıl ve kum benim dostum değiller. Her kavşağa potansiyel sorunlar ve karşı tarafa geçmek için potansiyel yollar bulmak için gözlemlerim. Gözlemim biter bitmez en iyi yaklaşımı sergilemek amacıyla durumları değerlendiririm. Bazen John ve ben birlikte motosiklet sürüyorsak ilk önce o geçer. Çünkü onun motosikleti çok daha gürültülü ve sürücüler onun geldiğini duyarlar. Ama eğer arkamızda kalabalık bir trafik varsa benim önden gitmemi ister ki arkamı kolaçan etsin. Sonra planımız hazırsa onu yerine getiririz. Araç sürücülerine karışık mesajlar göndermeyiz. Sola sinyal verip dost doğru karşıya geçmeyiz. Niyetlerimizin mümkün olduğunca açık ve belirgin olduğundan emin olmaya çalışırız. Hareket halindeyken ninjam üzerinde öğrendiğim bir başka dersinde bilincindeydim. Aşağı bakarsanız yere düşme riski taşırsınız. Hayatta olduğu gibi motosiklet üzerinde dönüşlerde yukarıya bakmalısınız. Gözlerinizi geçtiğiniz veya bulunduğunuz yere dikmek yerine gittiğiniz yöne, ileriye doğru dikerseniz Dönüşü doğru bir şekilde tamamlayacaksınız. Gitmek istediğiniz yöne bakın. Şu anda bulunduğumuz yer gitmekte olduğumuz yer değildir. Önümüzde daha çok şey var. Daha çok sevinç, daha çok tehlike, daha çok tanrı, daha çok kötülük, daha çok adalet, daha çok özgürlük, daha çok güç, daha çok ışık, daha çok umut var. Gerçekten de olayların şu andaki haliyle olacağı veya olması gereken hali arasında bir kavşaktayız. Bu, etrafımızda hayatta gezinen, olayların farkında olmayan birçok sürücü olacağı anlamına gelir. Bize dikkat etmek onların işi değil, gelin biz onlara dikkat edelim. Ve son olarak gerçeği söyleyin. Pavlus, Yaşaya'nın ileriye bakıp doğruyu söylediğini anlatır. Yaşayanın hayatında sözleri her zaman gerçek olarak kabul görmedi. Bazı tarihçilere göre ve son olarak gerçeği söyleyin. Paulus, Yaşayanın ileriye bakıp doğruyu söylediğini anlatır. Yaşayanın hayatında sözleri her zaman gerçek olarak kabul görmedi. Bazı tarihçilere göre gerçeği konuştuğu için testereyle vücudunu ikiye böldüler popüler, kabul gören veya uygun biri değildi. Ama gerçeği yalnızca söylemekle yetinmedi, geleceğe gönderdiği gerçeği aynı zamanda yaşadı. Ama içsellikle tapınanların babaya, ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Yuhanna 4. bölüm 23. ayet Aşağıda İsa'nın bizim için ettiği dua yer alıyor. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum. Yuhanna 17. bölüm 17 ile 19. ayetler. Gerçeğin ne olduğunu bilmiyorsak o zaman gerçeğin ta kendisi olan İsa'yı fark etmemizi sağlaması için yolumuzu aydınlatacak Tanrı'nın sözüne sahibiz. Yukarıya baktıktan sonra etraflarına bakmadıkları için başarısız olanlar var. Etrafa bakıp da aşırı bunalan kişiler var. Çünkü hiçbir zaman yukarıya bakmadılar ve dolayısıyla bir şey yapmadılar. İleriye baktıkları halde gerçeği söylemekte başarısız olanlar var. Dolayısıyla bir yalanı yaşadılar. Gerçeği söyleyip de hiçbir zaman etraflarına bakmayanlar var. Dolayısıyla gerçek başkalarına sağlık ve yarar getirmedi. Böylece bir sonraki bölümde çıtayı daha yükseğe kaldırma umudundayım. Amacım kaybettiğimiz güce ilişkin bazı açıları yeniden yakalamak amacıyla birkaç çılgın öneri karalamaktır. Ruhun dökülüşü yoluyla değil, ama vizyon yoluyla. Lütfen bir an bile olsa bu sayfalarda sizinle paylaştığım şeyin tuhaf kaçtığını düşünmeyin. Tuhaf değildir. Bu bana harika bir esinle verildi. Bu, sınırlı sözcüklerimin aksarabileceğinden çok daha büyük bir vahiy olup, bunu kendi insani gelişimimle sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Aydınlatılmış anlayış, karartılmış aptallığın bulunduğu bir dünyada son derece önemlidir. Gerçekten de doğru, neye bakarsanız o olursunuz. İçsel bir vizyonun ve ışığın etrafımızdakilere ağır basmasına izin vermeliyiz. Işıltılı ışıl parlayan belirgin olanın ötesine bakmanın ve umutsuzluğun tam ortasında Tanrı'nın ne yapmakta olduğuna ilişkin anlık bir bakış yakalamanın zamanıdır. Karanlığa baktığımız halde ışığı duyurmalıyız. Anlayışımız aydınlatılmış gözleriyle Tanrı'nın ne kadar büyük olduğuna ilişkin harika gerçeği yeniden düzenleyeceğiz. Tanrı bize görecek gözler versin. Tanrının ışığı arttıkça gökten gelen bir peygamberliksel uyanışın olacağına inanıyorum. Tanrı bize yapmakta olduğu şeyi görmek için gözler, söylediği şeyleri duymak için kulaklar ve sözünü yetkiyle konuşmak için de cesaret verecektir. Bu ruhsal uyanış olurken insan yüreğindeki engeller ortadan kalkacaktır. Tanrının harikalarını yüreğimizin derinliklerine konuşmasını bekleyin ve ona izin verin. Tanrı'nın vizyonuna veya görme yetisine ilişkin anlık bir bakış yakalamak için gerekli olan peygamberliksel yeterlilik, onun harika işlerine bakmak ve anlayış elde etmektir. Bu vizyon veya görme yetisi olmadan hayat, en iyi ihtimalle karanlıkta yürümekten öteye geçmeyecektir. Tanrısal esinden yoksun olan halk, sınır tanımaz olur. Ne mutlu kutsal yasayı yerine getirene. Süleyman'ın Özdeyişleri 29. Bölüm 18. Ayet İsa tuhaf değildi ama gittiği her yer Tanrı'nın harikalarını görmüştür. Neden? O yalnızca babasının yaptığını gördüğü şeyi yaptı. Eş zamanlı olarak acı çeken insanlığı ve babanın bu duruma sunduğu yanıtı görmüştür. Karanlığı ve Tanrı'nın çocuklarının gözlerini bulutla perdeleyen ve onları yaşayan Tanrı'dan ayıran dinin yalanlarını dağıtıp yok etmek için ışığı ve gerçeği konuşmuştur. Peygamber için kullanılan bir başka sözcükte gören kişidir. İsa başkalarının kaçırdığı şeyi gördü. Acı çeken ve dışlanan insanları fark etmiştir ve temiz olmayana dokunmuştur. Yalnızca kalabalıkları görmedi insanları görmüştür. Erkek ve kadınlardan çok daha fazlasını, bireyleri ve yürekleri görmüştür. İsa karanlığın ortasında ışığı görmüş ve ışık gibi görünmeye çalışan aldatıcı karanlığı gözler önüne sermiştir. O dünyanın ışığıydı ve şimdi sizin de ışığı taşıyanlar olmanız gerekiyor. Bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Öyle ki boşuna koşmadığımı, boşuna emek vermediğimi görerek Mesih'in gününde övünecek bir nedenim olsun. Filipililer 2. bölüm 15. ayet Sevgili arkadaşlar, karanlıkta avlanmamızın bir tanımı vardır. Bizler onun ışığını karanlıkta yaşarız kayıp ve acı çeken dünyanın değişmiş hayatlarımızı görmesine izin veririz. Karanlıktan gizlenmeyiz. Tersine karanlığı dağıtırız. Karanlık varlığımızın önünde kaçacak deli karar. Işık gölgeye yaklaştığında karanlığın geride ne bıraktığını keşfederiz. Işığın görünmesini bekleyerek karanlık yerlerde saklananlar var. Avlanmanın ve tutsak olan ve umutsuz bir şekilde bir umut mesajı bekleyenleri kurtarmanın zamanı gelmiştir. Karanlıkta avlanmak Geçenlerde Hindistan'ın gölgelenmiş gece kondu mahallelerinin birinde dolaşırken, karanlıkta avlanma şansına kavuştum. Karanlıkta bulduğum şey beni şaşkına çevirdi. Life Outreach hizmet grubunun konu olarak bombaya gittim kirli ve bakımsız gece kondu mahallelerindeki genel evlerde kapana kısılmış kadın ve çocukları kurtarmaya çalışan yerleşik bazı organizasyonlarla işbirliği yapıyorlardı. Hintliler güzel insanlar ve kültürleri hem lütufkar hem de nazik olabilir. Ama gece kondu mahallelerinin durumu içler acısı bir durumda. Tanık olduğum şey milyoner. Slumdog milyoner. Adlı Hind filmindeki çevre yanında temiz kalır türdendi. Küçük bir kedi büyüklüğündeki sıçanlar ara sokak ve caddelerde uzanan insan ve hayvan dışkılarının arasında cirit atıyorlardı. Beni Bombay'ın çılgın trafiğinde güvenle gezdiren klimalı arabamdan dışarıya adım attığımda tamamen yabancı bir dünyaya adım atmış gibiydim. Ekzotik bir yer olduğundan dolayı yabancı değildi. Ama kendine özgü ve insanlık dışı mikrokültüründen oluşan bir dünya olduğundan dolayı yabancıydı. Muson yağmurları sezonuydu ve nemle sıcaklığın birleşmesi boğucu, bayat havayı daha da yoğunlaştırmıştı. Hemen gecekondu mahallesinden yükselen ağır kokular yüzüme çarptı. İnsan dışkısı ve idrarı, çürümüş yiyecek, pis yaşam koşulları ve kirli insanların birleşiminden oluşan keskin bir kokuydu. Havada karanlık bir ruhun neden olduğu ağır ve baskıcı bir etki hissediliyordu. İki unsurun etkin olduğunu gördüm. Hindistan'ın güzel insanları ve onları tutsak alan zalim bir ruh. Gecekondu mahallesinde onun etkilerini ve özelliklerini örtecek hiçbir şey yoktu. Yoksulluk, yolsuzluk ve ahlak bozukluğunun ağır yükü altında erkek ve kadınlar yalpalıyorlardı. Dikkat çekmeye çalışsa da ekibimiz yerli Hint giysileri giyen insanlar arasında fark edilmekteydi. Ama fark edilmeden yürümeye çalışacağımızı düşünerek kendi kendimizi kandırmıştık. Çünkü çok geçmeden varlığımız herkes tarafından fark edilmiştik. Kilise önderimiz ve misyoner rehberimiz bizi Çarçabuk Hizmet Sundukları Tıbbi Kliniğe götürdüler. Bu klinik, halk arasında güven inşa etmiş ve insanları seven ve onlara hizmet eden bir klinik olarak ün salmıştı. Mütevazı bir bekleme odasına girdik. Hastalar kendilerine bakacak doktoru bekliyorlardı. Hizmet ekibi daha önce genel ev işleten bazı kadınları bir araya getirmiş ve bizi bekliyorlardı. Yan odaya girdik. Ve orada genel evlerdeki kadınları basitçe kutsamak amacıyla gelen biri olarak kadınlara tanıtıldım. Birdenbire sırt çantamdaki vazımın burada yararsız olacağını anladım. Buranın bilgi ve kabiliyetim dışında olduğunu ve yazar ve konuşmacı Lisa'nın buradaki durumla baş edemeyeceğini şiddetli bir şekilde kavradım. Gizli hizmet etmeye çalıştığımızdan kutsal kitap kullanamazdım. Çevirmenim sınırlı bir İngilizce konuşuyordu ve ben de hiç Hint dili bilmiyordum. Bu insanlarla bağlantı kurmak yalnızca Tanrı'nın ruhuyla mümkün olacaktı. Öykülerini kaydedebilmek için giysimin içine bantla bir mikrofon yerleştirdik ve kabloyu bileğime doladım. Pantolonuma bir bantla iliştirilmiş bir kayıt cihazına da mikrofonun kablosunu bağladık gizli bir kamerada başka bir kadının boynuna dolandırılmış olan siyah bir eşarbın kıvrımları arasında gizlenmişti. El ile tutuşup dua ettik ve pis kokulu sokaklara çıktık. Hemen izlenmekte olduğumuz izlenimine kapıldım. Ama bu bakış düşmanca bir bakıştan ziyade dokunaklı bir bakıştı. Yukarı baktım ve sokağın karşı tarafında ikinci katta güzel bir Asyalı kızın yüzünü çevreleyen bir pencere gördüm. 15 yaşından daha büyük olmayacağını tahmin ettim. Genç yüzünde acının ve umutsuzluğun izlerini görebiliyordum. Ancak o zaman korkular arasında bir genel eve hapsedildiğini fark ettim. Böylesi bir bakışa nasıl bir karşılık verirsiniz? Bir gülümseme paylaşılamaz onu yargıladığımı ve ondan tiksindiğimi ifade edecek yanlış bir algılama yaratma riskine karşı üzüldüğümü ifade etmek amacıyla da olsa başımı sallayamadım. O yüzünü benden çevirene dek ona bakmaya devam ettim. Aşağı bakarken bir merdiven boşluğu gördüm. Merdivenin dibinde bir grup öfkeli adam oturuyordu. Bakışımı açık bir küçümseme bakışıyla karşıladılar ve sanki bana şöyle der gibiydiler. Sen kim olduğunu düşünüyorsun? Çık git buradan. Buraya ait değilsin. Oraya ait olmadığım su götürmez bir gerçekti. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış hiçbir insan böylesi korkunç bir yere ait olamaz. Burası ait olunacak bir yer değildi. Aslında orası kaçılması gereken bir yerdi. Kadınlardan biri endişemi sezip bileğimden tuttu. Gel, sokağın karşısına geçmene yardım edeceğim, dedi. Beni çamurlu yollardan hiçbir kural ve şerit tanımadan geçen insanların, bisikletlerin ve arabaların arasından geçirdi. Gece kondu mahallesinde geçirdiğim bir günden sonra, yayalar için geçerli tek kuralın sokakta karşıdan karşıya geçmeye başladıktan sonra durmamak olduğunu öğrendim. Ne kadar bisiklet, motosiklet veya araba size doğru gelse de korkusuzca yürümeye devam etmeniz gerekir. Bir keresinde yolun ortasında tereddüt ettim ve iki eski genel ev kadın yöneticisi başlarını sallaya sallaya beni ite kaka sokağın karşısına geçirdiler. Durmak yok biz seni koruruz dediler ve gerçekten de korudular. Geldiğimiz ilk genel evdeki ortak alan bir buçuk metreye iki buçuk metreden daha büyük değildi. Burası müşterilerin kendilerine hizmet verecek kızları bekledikleri yerdi. Orası aynı zamanda kadınların yemek pişirdiği, sosyalleştiği ve çocuklarıyla ilgilendiği bir yerdi. Gölgeli odadan kapılarının dışındaki sefaletin kol gezdiği sokakları gözlemleyebiliyorlardı. Bu etrafı çevrilmiş yerde birkaç yüreği ezik kadın Tanrı'nın sevgisini duymak için toplanmıştı. İçeri girdim ve bir başka kapıyı fark etmekten kendimi alamadım. Hafifçe dökülmekte olan bir kapıydı ve banyo bölmelerine benzeyen sıraların olduğu dar bir koridora açılıyordu. Daha sonra buranın kızların uyuduğu ve müşterilerine hizmet sundukları yerler olduğunu öğrendim. Koridorun aşağısına bakarken birkaç kapının kapalı olduğunu fark ettim. Bu bir kızın dinlendiği ve meşgul olduğu anlamına gelebilirdi. Dikkatimi önümdeki kadınlara çevirdim. Zemini ve banklara benzer şeylerden oluşan ve odanın her iki tarafında yer alan oturma alanını örtmüşlerdi. Örtünün altına sıkıştılar ve içeri girerken bizden kuşkulanırcasına ikişerli ikişerli birbirlerine sokuldular. Çevirmen onları Hint dilinde selamladı. Adamı dikkatle dinlediler ve Hint tarzına özgü eşsiz bir biçimde başlarına onaylama niyetiyle sağa sola salladılar. Çok geçmeden Hint sözcükleriyle adımı duydum. Başlar hemen bana doğru döndü. Kilise önderine doğru çaresiz bir bakış fırlattım. Kollarını kaldırarak, daha önceki öğüdünü tekrarlayarak bana yanıt verdi. Onları kutsa, iki saat boyunca bu şekilde seni bekliyorlardı. Kendimi tanıttım ve nereden geldiğimi paylaştım dört oğlum olduğunu ve erkek torunumun da yolda olduğunu anlattım. Sözlerim kendi kulaklarıma bile boş ve kof sözler gibi geliyordu. Referans çerçeven bu kadınlar için ne ifade edebilirdi? Ama kibarlardı ve nazikçe başlarını salladılar. Yalnız olmadıklarını bilmeleri için nasıl büyük bir mesafeyi kat ettiğimi paylaştım. Dünyanın her yerindeki kadınların onları yüreklerinde taşıdıklarını ve onların zor durumları için ağladıklarını dile getirdim. Ne demekti bu şimdi? Yalnız değiller miydi? Çaresizliklerini dile getiren sözler bu gece kondu mahallesinden kaçmış mıydı? Kayıpları üzerinde başka insanlar ağlamış mı? Ne kadar çok sayıda kadının Hindistan'ın saklı kız çocuklarını duada Tanrı'nın tahtının önüne götürdüklerini paylaştım. Yüzleri sessiz gözyaşlarıyla parlamaya başladı. Bazen aradaki bağlantıyı fark etmenin gücünü gerçekten yeterince anlayıp anlamadığımızı merak ediyorum. Mücadelelerimizde yalnız değiliz. Mutlarımızda yalnız değiliz. İsa daima bizimle olacağına söz verdi. Kişisel pişmanlığımı itiraf ettim. Gençliğimde onların zorla çalınan aynı cinsel paklığı ve onuru nasıl boşa harcadığımı anlattım rastgele cinsel ilişkide bulunmayı seçtiğimi ama daha sonra Tanrı'ya hayatımın kapısını açtığımı ve sevgisinin hayatıma bolca aktığını ve beni mahvolmaktan kurtardığını paylaştım. Eğildiler. Her bir kadına dikkat çeken kutsal ruhun varlığını sezdim. Onlar bir kadınlar koleksiyonu değildi. Birer birey olarak Tanrı'nın kız çocuklarıydı. Sırayla her birinin yüzüne dokundum ve Tanrı'nın da aynı şekilde elini uzatıp insan sözlerimi kutsal ruh aracılığıyla perçinleyeceğine güvendim. Onlara nazikçe dokunurken kibarca Tanrı'nın hayatın için bir planı var diye duyurdum. Bu tutsak edildikleri karanlıkta kendilerini arayıp bulan ve onları ziyaret eden Tanrıyı duyunca gözyaşları kalkık yanaklarından süzülmeye başladı. Derhal bir başka kişinin baskı ve komplosu altında yaşamanın ne anlama geldiğini bildiler. Her kız bir başkasının kendi yaşamı için tasarladığı bir kabusu yaşamaktaydı. Görüştüğüm her kadın bu cinsel köle olduğu yaşama kaçırılarak veya aldatılarak girdiğini anlattı. Benim şimdi kendilerine sunduğum aynı umut vaadiyle tutsak edilmişlerdi. Her biri daha fazlası için, daha iyi bir iş, daha iyi bir eğitim veya sadece sevilmek için umut etmeye cüret etmişti. Bazıları köylerindeki zalim ve ağır yoksulluktan kaçmayı umut etmişti. Bu kadınlara bir zamanlar kendilerine güvendikleri erkek veya kadınlar tarafından yalan söylenmişti. Kendilerini satan amcalar, kocalar, erkek kardeşler, kuzenler Teyzeler ve hatta arkadaşlara ilişkin öyküleri vardı. Daha iyi bir yaşam hayalleri kendilerine ihanet edilmek için kullanılmıştı. Onlardan yeniden umut etmelerini, kendilerine asla yalan söylemeyecek olan Tanrı'nın oğlu İsa'ya güvenmelerini istedim. Onlara başka şeyler de söyledim. Şimdi aklıma gelmeyen şeyler, sözcük öbekleri ve sözler. Eğer bu sayfalarda tekrarlansa bazı toplumumuzda kulağı çocuksu ve iyileştirici gelebilir. Ama o anda gökten Tanrı'nın nefesiyle gelen sözcüklerdi. Herhangi bir giriş müziği olmadan göksel bir atmosfer o sıkışık alanı işgal etti. Her birine umut sunan yaşayan Tanrı'ya karşılık verdiklerinde bir temas kurulmuş oldu. Bu değişimi ve iletişim kurmaktaki yetersizliğimi sezince kilise önderine döndüm. Kadınlarla birlikte ve onlar için dua etti. Tanrı'ya dua ederken grubumuzdaki kadınlar bu değerli kız çocuklarının arasına girdi ve her birini kucakladı. Etraflarını sarıp onlar için dua ettiler. O anda duvarlar sanki geriye doğru hareket etmiş gibi hissedildi pantolonun fermuarını yukarıya çeken ve giderken omzunun üstünde bize iğrenmiş gibi bir bakış fırlatan bir müşteri fark ettim. Bizler sıra dışı ziyaretçilerdik. Odaklanmış ve sert. Aşağıdaki kutsal yazıları değerlendirin. Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün. Yardım etmek için onları izlersin. Çaresiz sana dayanır. Öksüzün yardımcısı sensin. Kötünün, haksızın kolunu kır. Sormadık hesap kalmasın yaptığı kötülükten. Rab sonsuza dek kral kalacak. Uluslar onun gölgesinden temizlenecek. Mazlumların dileğini duyarsın. Ya Rab, yüreklendirirsin onları. Kulağın hep üzerlerinde. Öksüze, düşkünü hakkını vermek için bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan. Mezmurlar 10. bölüm 14 ila 18. ayetler. Bunu gerçekten duyabilir misiniz? Karanlıkta avlanmak için gerekli her elementi içermekte, inanç, adalet, zafer, şifa, umut, evlat edinme, yenilenme, doğruluk, bir son ve yeni bir başlangıç. Şimdi bu sözlere dayanarak dua etmenin zamanıdır. Ve eğer Tanrı'nın sözünü gönderirsek, o sözüne göz kulak olacak, onu koruyacaktır bu aşırı bir önlem, mafya benzeri bir duadır. Kişisel olarak ben güvenli ve hoş dualardan bıktım yoruldum. Kötünün, haksızın kolunu kır, tehlikeli bir duadır. Yoğun ve ağır bir dilektir. Bunu sessiz ve pasif bir şekilde edeceğimi hayal edemiyorum. Mezmur 10, aslında geçenlerde Güneydoğu Asya'ya yolculuğum sırasında birkaç kılıç gibi yanıma aldığım Tanrı'nın bir vaadidir. Haksızlık gördüğüm her yerde o savurdum. Doğada odaklanmış ve sert olun. Gözlerinizi belirgin veya bilinen şeye kapatın. Ve yenilenme ve adalet sunan vizyona bakın. İşte bu, Tanrı'nın yeryüzüne getirmek istediği şeydir. Gözlerinizi kapatmanıza ve dua ederken onları görmenize ihtiyacı olan insanlar var. Gerçekten göklere kadar uzanacak ve dudaklarınızdan çıktığında sizi korkutacak tarzda azimli duadan söz ediyorum. Pasif bir kilise uzun soluklu olmayacaktır. Kilise için en iyi umut, barış prensi gelene ve bu terör egemenliğini bitirene dek karanlıkta avlanmaktır. Bunun gerçekleşmesi için bireysel ve toplu olarak şu anda gizli olanı aramalı, araştırmalı ve kurtarmalıyız. İnanın bana, karanlıkta tuzağa düşmüş, çaresiz insanları bulmak için Hindistan'a seyahat etmek zorunda değilsiniz. Her yerde tutsak erkek, kadın ve çocuklar bulabilirsiniz. Bizim adım atmamızı bekliyorlar. Öyle ki onlara özgürlüğün kapısını aralayalım ve herhangi kişisel ve karanlık bir alandan onları uzaklaştıralım ki onları ışığa getirebilelim. Tanrı'nın ışığıyla dolduğumuzda kaybolanı gerçekten karanlıktan koparıp çıkacağız. Zaman, öğretiler üzerinde kavga etme veya mega hizmet grupları veya kilise statüleri için rekabet etme zamanı değildir. Kendimizi güç konumuna yerleştirmek ve kendimizi başkalarıyla karşılaştırmaktan çok insanlara hizmet etmeliyiz. Uyanın! Öksüzler evlat edinilmeyi ve her düzeyde bakım almayı bekliyorlar. Binlerce yalnız ve izole edilmiş insan görünüşe rağmen yalnız olmadıklarını bilmek için dua ve umut ediyor. Bu sayfalarda Hindistan'daki acıyı ve insan ticaretini konu alan öyküleri paylaşırken karanlıkta avlanma kavramını geniş çaplı ve uluslararası düzeyde resmettim. Ama bunun size bir bakış açısı kazandırmasına izin verin. Elde ettiğiniz bu anlayışla sizin veya etrafınızdakilerin acısının tutarsız veya sonuç verici olmadığını hayal etmeyin. Tanrı acı çeken herkese yakındır. Tutsaklık, tek başına olma, ihanet, şiddet, kötüye kullanma ve çaresizliğin yol açtığı şiddetli ıstırap her ulustaki insanları ziyaret eder. İnsan her yerde aynı şeylere gereksinim duyar ama herkes aynı kaynaklara sahip değil. Gelin sağlık kahyalar olalım ve refahımızı iyi bir biçimde çoğaltalım. Başkalarını kutsamak için kutsanmış durumdasınız. Sizin sağlayabileceğiniz kutsanmaya ihtiyaç duyan sayısız yer var. Vermek için çok uzaklara gitmek zorunda değilsiniz. Çaresizlik çalıştığınız iş yerinde veya alışveriş yaptığınız yerde bulunabilir. Kötü muamele bir arkadaşınızın evliliğinde meydana geliyor olabilir. Tek başına kalma durumu birlikte tapındığınız insanların arasında hızla artıyor olabilir. Çocuklarınız okullarında birileri tarafından ihanete uğradıklarını hissedebilirler. Genellikle başkaları için umudu harekete geçirmek bizim şifamız olabilir. Dünyanın her yerindeki insanlar İsa Mesih'in bir insanın canına kattığı sevgi ve değere ihtiyaç duymaktadır. İster ağır bir yoksulluk altında bir kenara sinmiş olsunlar, ister fil dişinden yapılmış kulelerde yaşasınlar, isterse de iskambil kağıtlarından yapılmış evlerde huzursuzca otursunlar, hatlar çizilmiş, sınırlar belirlenmiş durumdadır. Yaşam ve aynı zamanda ölüm ve yıkım var, umut ve aynı zamanda çaresizlik var, ışık ve aynı zamanda karanlık var. Alanlar hiç bu kadar temiz olmamıştı ve çıta hiçbir zaman bu kadar yükseğe çıkarılmamıştı. Dişi aslanlar ışıkta yaşar ve karanlıkta avlanır. Öyleyse, ey siz cesur arkadaşlar, nasıl yaşamamız gerektiğine ilişkin daha iyi bir örnek hayal edemiyorum. Bu kitabı vadin kız çocukları olduğunuz için elinizde tuttuğunuza inanıyorum. Kapıyı ardına kadar açtınız. Şimdi onun görkemli ışığında yaşamayı ve dinlenmeyi öğrenin. Ayrıca gelin birlikte daha hafif bir biçimde yaşayalım. Bakım ve kaygının sizi izole etmesine ve ezmesine izin vermeyin. Gelin gözlerimizi geniş bir biçimde açalım ve karanlıkta görmeyi öğrenelim. Durumların ötesine bakıp gizlenmiş olan yürekleri ve şeyleri görelim. Gelin birlikte karanlıkta avlanalım ve başkalarını da Tanrı'nın ışığına getirelim. Dişi aslan gibi rahatla açık ve yoğunla sert arasındaki dengeyi yıkalım. Onda dinlenin, birbirinizle rahat bir konumda olun ve karanlığa karşı birlikte dimdik durun.